Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, Favvora film muxlislari. Biz bugun sizga kutilmagan bir uchrashuvni taqdim qilmoqchimiz. Bizni nafaqat mamlakatimizda, balki dunyo miqyosida juda katta shov-shuvli ko'rsatuvlari bilan tanilgan taniqli o'zbek jurnalisti, Dunyo o'zbeklari saytining bosh muharriri va Ismat Xush bilan yuzma-yuz dasturining bosh muharriri va aytish kerakki, doimiy ravishda boshiga malomatlar yog'iladigan Ismat Xush bilan suhbatga kirishyapmiz. Ismat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvni, suhbatni biz Favvora film ijodkorlari, mana meni hamkasbim Nabaka Do'smat bilan birga olib boryapmiz. Nabaka, marhamat. Avvalambor Ismat aka, studiyamizga xush kelibsiz. Endi bugungi suhbatimiz juda ham ochiqchasiga bo'ladi albatta. Endi ochiqcha bo'lgandan keyin ochiq savollar bo'lishi mumkin sizga. Ismat aka, tayyormisiz bugun biz savollarimizga? Albatta, men tayyorman va tugmalarni yechib qo'yib erkin o'tiraman. Qanaqa savollar bo'lsa, marhamat. Albatta, endi bu savol javoblarimiz albatta montaj bo'lmaydi. Shu holatda berib yuboramiz efirga. Shuning uchun sizni tomoningizdan bizga e'tirozlar bo'lmaydimi? Yo'q, hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi, marhamat. Kesib tashlang, u gapimni olib tashlang degan davr o'tdi. Rahmat, rahmat sizga. Bo'lmasa, bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Marhamat, Urzuq aka. Xo'sh, Nabaka rahmat, qadrli kuzatuvchilar. Demak, biz Ismat aka bilan kelishib oldik. Savol javoblarimiz jiddiy va keskin bo'ladi va bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz degan shartnomaga o'xshagan bir og'zaki shartnoma tuzib oldik. Ismatga bitta savol sizga. Ismat Xushov bir qancha toifalar orasida mutlaqo murakkab shaxs sifatida qaraladi. Va ayrim sizning muxlislaringiz nuqtai nazardan nihoyatda samimiy vatanparvar nigoh bilan qaraladi. Va bunday bo'lishi tabiiy ham. Lekin muxolifatdagi chetda yurgan, siz bilan birga ular ko'pincha hatto yaqin muloqotda bo'lgan, suhbatlar qilgan, mana ayrimlarni vatanga qaytarish uchun harakatlar qildingiz. Shularni kuzatib, ayrim odamlar orasida shubha paydo bo'ladi. Ismat Xushov u yoqqa ham, bu yoqqa ham bemalol borib keladi, muxolifat bilan gaplashadi. Yana keskin tanqidlar qiladi vatan ichkarisidagi mansabdor mulozimlarni ham. Uni orqasida kim bor ekan? Yoki boshqa idoralarga xizmat qiladimi degan savollarni juda ko'p shubhalar beradi. Va yana sizga bitta savol. Mana siz hozir ham Islom Karimovni o'sha mulozimlari qatorida bugun Shavkat Mirziyoyev yonib turgan juda katta mansab egalarini keskin tanqid qilasiz. Va ular bilan ko'p hollarda yuzma-yuz ham kelib qolasiz, ko'rishib qolasiz. Shunday holatlarda ularning sizga munosabati qandayligini va o'zingiz bir qanaqadir noqulay sezgan holatlaringiz ham bo'ladimi? Yoki ular bilan bemalol samimiy kirishib ketaverasizmi yana? Ayollarni juda qattiq qilasiz, muttaham o'g'ri deysiz, poraxo'r deysiz, lekin yuzma-yuz kelib qolgan holatlarda ular bilan qanaqa munosabatda bo'lasiz? Uchta savol kelib chiqdi. Birinchi savolingiz, demak, murakkab shaxs degan. Muhammadjon Rahmonov men haqimda to'rt satr bir she'r yozgan. Mening kitobimni nimasiga berish uchun. Umri saboq baxtsligiga gumon yo'q. Mubohasa darsligiga gumon yo'q. Tarixiy shaxs emasdiru, lekin Ismatjonning shaxsligiga gumon yo'q. Bu bilan o'sha aytadiki, Ismatni yaxshi deb bo'lmaydi hamma. U juda murakkab yigit. Savolga. Baxsu munozara u haqda hamisha to'xtamaydi. Va kimlar uchundir saboq darsligi to'xtamaydi. Shu uchun bu hayot shunaqa, men hamisha men gunohkor bandaman hammamiz. Men bitta odatim bor, bu meni yutug'im bo'lsa kerak. Men hamisha hech kim xato qilmay yashamaydi. Ayniqsa jurnalistlar, ayniqsa siyosatga kirishgan kishilar. Biz xatolarimizni to'g'ri tushunib, uzr so'ray olsak. Bu katta yutuq. Men mana shu uzrim bilan bugun ehtimol Ismat Xush bo'lib yurganman. Men hamisha xatolarimni efirlar orqali, birovni ranjitsa, albatta men kechirim so'rayman. Masalan deylik, ozodlik haligi qildi, xudo rahmat qilib o'tib ketdilar, Buxoroni hokimi, kim edi familiyalari? Barnoyev. Barnoyev. O'ktam Barnoyev ishdan olindi, hali o'lmaydi. Men birdan kechqurun nima qilishim kerak edi, birdan efirga o'qib yubordim. Ertasi kuni menga telefon keldi, aka bizda hokim chiqib xafa bo'ldilar. Holbuki u ozodlikda xabar. Men birdan efir qilib dunyo chirildim. O'rtoqlar, men bilan shunaqa dedim, men uzr so'rayman O'ktam Barnoyevdan. Ular hayron qoldilar, prezident apparati hamki, ozodlik uzr so'rash o'rniga Ismat aka uzr so'radi. Holbuki bu ozodlik nima bo'ladi? Mana shunday holatlar bo'lgan, endi bevosita savolingizga qaytaman. O'sha
Mesela Karim davridagi mulozimdan juda qattiq tanqidlar. Ular ham hozir ko'pchiligi bor. Ular bilan ko'rishasiz. Va hozirgi amalda faoliyat olayotgan mansabdorlarimiz ham ko'pini to'saylik qo'rqasiz. Ular bilan ko'rishasiz. Shunda qanaqa holatda noqulay vaziyatda dunyo kelmaydimi? Men hozirgi vaziyatda ham rahbarlar bilan ko'rishganda men juda samimiyman va nohaq to'g'ri tanqidlarimga men buni tinglamayman. Nohaq qaraqiyatlarim hammasidan ko'rganlar bo'lsa so'raydi. Aka meni kechirasiz. Men ular familiyalarini aytib o'tirmayman, lekin juda ko'p gaplarim to'g'ri bo'lganda assalomu alaykum birinchi salom beraman. Ishonasizmi? Shu odamlar o'zi kelib meni kuchoqladi. Ishonasizmi? Mulozimlar. Masalan, men o'tgan yili Islom Shavkat Mirziyoyevni yil oxirida 20-dekabr kuni parlamentga va O'zbekiston xalqiga murojaati bo'ldi, bilasiz. Shunda men birinchi marta o'sha muborak zalga Kamoliddin Rabbimov bilan chetidan kim kelgan ismi bo'lsin, bizni taklif qilishdi. Bu juda katta ishonchdir men uchun. Va mana shu zalda ham juda ko'p mulozimlar, aytgan mulozimlarni ko'rdim. Ular quchoq ochib keldi. Men tanqidchilar, generallar, boshqalar va men ularni to'g'ri tanqidlagan bo'lsam, yaxshilab so'rashib muomala qildim. Lekin noto'g'ri tanqidchilarim bo'lsa, aka men mana shu yerda oshirib yubordim deyapti aytishdan. Mani samimiyatim ularga. Demak, Ismat aka o'zbek jurnalistikasiga Ismat Xushov kerak ekan. Va Ismat Xushovga o'xshab haligi qoliblarga sig'may fikrlaydigan ijodkorlar ham kerak ekan. Chunki jamiyat bir xil ranglardan iborat emas. Shunday ekan, masalan, hatto o'zingiz aytdingizki, siz o'sha ba'zan bizni qoliblarni buzib tashlashingizga degan gapimizga isbot, siz ekranlarda turib birdan qizishib ketganingizda muttahamsan, firibgarsan, qoraqo'rsan deb yuborasiz-da. Keyin hatto hozir kuzatdik, Nyu-Yorkda o'sha prezidentimizni kecha yaqinda bo'lgan rasmiy tashriflarida Jahongir Muhammad bilan oppozitsiyani namoyishida qatnashib, ularni oldida bittasiga savol berdi. Siz Jahongir Muhammad haqorat qildingiz. Nega, nima qiz bor degan savollar berdi. Va o'sha yerda men sizni kuzatib turdim, chunki bu yerda jarayon oson jarayon emas edi. U yerda siz bitta o'zingiz edingiz va boshqalar alohida edi. Juda katta guruhga kirib bordingiz. Mana shunday juda murakkab, ba'zan hayotni xavf ostiga soladigan darajaga olib boradigan kuch va sizga dalda beradigan nima bor? Masalan, bormasangiz ham mumkin deb o'zingiz. Ular sizga hammasi hujum qildi. Juda turli savollar berdi, hatto ketsin kerak emas degan savollar ham berdi. Kim chaqirdi bu odamni degan savollar ham berdi. Shunday paytda ham siz o'zingizni yo'qota olmadingiz. Sabab nima deb o'ylaysiz? Birinchidan, ona vatanga bo'lgan mehr. Birinchidan, vatanga bo'lgan mehr va vatanni senga bo'lgan ishonch. Mana shu narsa. Buni meni hayotimni his qilib, o'zi meni hayotimni boshdan kechirgan kishilar to'g'ri. Vatan orqangda tursa, vatan seni qadringa yetgan bo'lsa va sen shu vatan uchun joningni berishga tayyor degan gapni odamlar ko'pincha havoyi gap deydi. Lekin buni mana siz aytgan mana shu narsalar bilan isbot qilish mumkin. Hayotga bo'lgan mehr. O'shanda nima bo'lib keldi? Menga bu savolni kechirasiz. Xorijdagi meni yomon ko'rganlar qatori. Ismat aka, xudo haqqi biz sizdan nafratlanamiz. Lekin mana shu muxolifatni ichiga kirib, odamlarni xayolini parishon qilib ketganingizdan keyin she'r o'qib, aka man sizga hurmatim oshdi yozgan muxolifat faollari bor, mana ularni ism familiyasini aytsam, ulardan beruxsat, ular maqtanyapti deydi. Men ularda hech gap yo'q. Shuning uchun bu nima ma'no olib kirdi yo'qqa? Mana birinchidan o'zimga ishonch. Nima bu ishonch? Mana shu muxolifat odamlari ko'pi birovlarni nimasiga uchib bordi. Men ularni savollarini ko'rdim. Bir deng aytaman, yoki oddiy man yoki siz yoki kishi hal qiladigan savollar. Hatto bir ikkitasini aytdim, ko'rdim. Shuning uchun ular Birlashgan Millatlar Tashkilotini fonida Shavkat Mirziyoyevni xalqaro obro' e'tibori butun dunyoning ko'z o'ngida turgan paytda ular shunga lobcha chaqirmoqchi bo'lib, aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotini oldida to'planishdi. Va men 2-3 kun oldin bir hafta har kuni efirda bormanglar, borsanglar mana sal haligi qildim xafa bo'lasizlar. Albatta u gapda ichki haqqim yo'q edi mana. Lekin men shuni aytishga majbur bo'ldim. Chunki bizdagi informatsiyalarga qaraganda u yerda juda katta odamlar kuchlar to'planib, prezidentimizni safarini soya ostiga qolishi mumkin degan bizda informatsiya bor. Men efirdagi chiqib shunaqa dedim. Bu gapni aytib chetda turish mumkin edi. To'g'ri? Men lekin uchib bordim. Menga kimdir uchib bor deya olmaydi. Bugun davr shunaqa. Tim bo'lmanglar. Boshqaga aytish mumkin. Jinoyati bor qo'rqoq muttaham odamlar. Menga qanday aytib ko'rsin birov? Men o'z irodam bilan, o'z xohishim bilan, o'zim bilib olib qizimga aytdim. Qizim, men ot tavada edim hozir.
kızım şu New York'a bir bilet alayım dedim. Ne de şunca bol bolarken, kımmat dedi, ya arzal top dedi. Hırlas bilet alıp, borup, manşakka yigitlerim yanında yoradı, oğlan bana muhlislerim. Oğlan kubları oynattı, esim bu bile geldi. Özbekistan'da esim bu, uzunun işini adam içmeydi, New York'a kattan boradı esim. Şu için, ben bir şekilde ilk de uçta uzun muhlislerim bile bir geldim. Kırıyla da karayla bitti, Afrikalikler de uzun başkaları bağlı dedi. Kırı bor yürüp geldi, rengi akka tiz kitaydı. Ne mi geldi? Cahangır başladı dedi, kança mı dedi? Abir 30, doğrusu dedi. Akka bir 35, 40 da bağlı. 200 de masum dedim, bizdeki informasyon boyunca 2000 de. Yok kama deyip, yok yok yok. Yakşı dedi. Ben hayacanlansam su içemem. Bitti babamı yağmurum benim. Su alıyla dedim, borup çatı su alıp gelişti. Ben eğer imaksam, yürü borup, kim gavdanı gebedim. Sana borumla korkadı, sanmışlar. Çünkü itte, hamması Allah akbar dedi. Şunu bitti, kemurcan kirip, tıkıp utuz gitse, hiç kim saklamadı. Ben onu bilemem. Çünkü manya ola, ben mitinge borgerle kafa bulasına diyelim ki, smartphone'da adresini ayetiyle, telefonunu ayetiyle, kolunu kesemiz, ayağını kesemiz diyelim ama ben de kirli. Ben şu üçün dadım borçtan aldım, ayıttım, siz borasın doğru. Cahangir Akege uzun soradı. Ben bugün yine Taşkin'den durup şu mavzuya kaydım. Siz de savarınıza geleceğim. Ben doğruyum. Cahangir Mamatov yakşıydı. Cahangir Mamatov istiridatlı zorlanmış. Cahangir Mamatov'da uzun okulçuları var, 100-200 milyar. Biz bu buna hesaplaştığımız gerek. Lekin Cahangir Mamatov'da Uzbekistan'ın bugünkü içtimai siyasi hayatı var. Şavkat Mirziyoyev'de bugünkü siyasetine bu kadar münasebetten ben mutlaka kabul kılamıyorum. Özürün iki hürmet kılamıyorum. Biz bana şu diye konuşuyoruz. Biz bana şu diye rahiplerimizde şahsiye değilmeyin. Yana doğru mu? Hürmetini kılıp, notumlu duyguları, notumlu siyasetini ayda alışın yüzeye yüzeye. Şimdi ona savurdu. Cahangir Mamatov'da ben muttaham Mamatov'a maslahat deyip sarılama koydum. Avval Mamatov'a maslahat deyip. Kim işte kılış gerek? Çünkü YouTube'daki benim videom tayyge ilk de sözdeki joy açık kalır. Üçte söz bu iş gerek. Uyla top olmuş muttaham kip kalır da. Aslında bu not doğru. Lekin ben şunu bile durup muttaham Mamatov'a maslahat dedim. Kakara joy kullu çık gitti. Uşa yigit bana şu çaytkenden ki ben uşa uzun kuygan da uzun ikkiler. Mümkün mas bize hakkımız yok. Bir oldu şahsı getirdi. Akorat bir şey. Ben şunu bugün yana bir kere cahan gerek ya. Ve bana okşam, hani gittiğin başka barca şunları size etmiş. Biz korkmaz. Kimiz gerek hatalarımızdan alışlar. Uşa yigit, hani yokum. Ne miydi? Fazlı yok. Fazladın yok. Şunu aydık var. Ben kandayı kılı, ben İsmet Hoş'un bulmazdım. Ben samimi yigitti bir ama. Ben düşmanım yoktu bir ama. Ben uşağında aydıkken ki, Tavba tazarruğunu vakti geldi İsmet Can dediğimde, bana şu mesele. Ben gelmesin yapını yapar bugünden ki, ben şu muttaham degen yapım için Cahan Gerek'e uzun Süleyman dedim, Cahan Gerek'e tutma geldi. Birden kolunu çaldı, kabul kabul dedi. Cahan Gerek'e tamamen uz geldi ki, bana bitti diplomatik hareket, bana asıl o yanda doğru dedi. Ben yakşı söz kadar yapmıştım. Yakşı söz kadar. Çoğu için ben bugün yana bir madde ifir olarak kadar etmem için. Biz bugün Şavkat Mirziyoyev Özbekistan'a rahbar iken, biz mülakat, hani ki muhalefet bilelim, mülakat da uzgatırışımız gerek. Karimov davrudaydı, aile azalarını hemen hani ettiniz. Yok, biz başka yoldan başlıyoruz gerek. Şavkat Mirziyoyev siyasetti. Mesela menge bro, urget olmayı diyor ki, ben bro'dan maslahat sorarmıyorum. Biz bu yaşta masmasız bilelimiz. Ve ben, bana şu kıyan bir orta işim için, bana şu dadın yetkililer için, ne davlat hafızı hizmetler, ne prezident aparatlar, ne başka mülazımlarda hiç kaçan zamiçaniye ama gelmiyor. O davranı ötüp gitti. Bugün bana boya aitmak için de ait olmaya ötüp gitti. Kuplaman isim bunu adamı da böyle. Bunlar ne mi falan yazmış? Hafsızlık idarası falan İsmet Hoş'u bir değil. Ben hafsızlık idarasını videolarını kopyalamam. Çünkü ular Özbekistan'da prezident rahbarlığındaki memleketimiz hafsızlığı ve çigaralar dahilsizliği. Bu isim bunu davlat hafsızlık hizmetinin profesyonel vazifesi. Ne mi deyse bro? Dadılaydı. Davlat hafsızlığı ve çıkarırlar dahilsizliği. Tamam, razvedka, kontrazvedka, uyuşken cinayetçilik ulamaz bu olan. Bana şular da şunları yaptılar. Ve onlar videolar, ben hemen şey izliğe koyamam. Şunu kurup adamlar bu fakat kesin bunu videosunu koyar dedi. Yok,
biz davlat xavfsizlik xizmatini olib etgan kurashini biz jurnalistlar nima uchun ommalashtirmasimiz kerak? Jahongir Mamatovni namoyishi to'g'risida gap bo'ldi. O'sha namoyishni men ham o'zim ko'rdim. Shu yerda endi bir xulosalar tug'ilyapti, odamlarda shunday fikrlar tug'ilyapti. Ismat Qo'shib o'zi Kanadada yashaydi-yu, lekin qanday amalda ishlar ekan? Balkim O'zbekistonda bir amalga egami yoki xalqaro amalga egami keyin, chunki u yerdagi muxolifatlarda qanaqadir muammolari bo'lsa, men hal qilib beraman. Menga uchrashinglar degan gaplarni ko'rdik. Shuning uchun shunday bir savollar tug'iladi. Sizda yana qanaqa amallaringiz bor? Sekretdan yoshirincha. Yaxshi, bu savolingiz to'g'ri savol. Bu savolni menga ko'plar yozyapti-ya. Sharof Rashidov deb yaxshi gap bor. Jurnalist davlat arbobi degan. Men afsuski mana shu gapni Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelgandan keyin jamiyatga joriy eta oldi. Buni mana bu yigit ham yo'q deyolmaydi siz ham. Biz hozir jurnalistlar davlat arbobi darajasiga ko'tarildik. Masalan men bugun viloyatga chiqsam, viloyat hokimi eshitib qolsa, xudo haqqi mani izlab topadi. Nafaqat mani, Ro'ziboy Qo'ldoshovni ham, sizni ham taniqli jurnalistlar bugun mana shunday obro'ga ega. Endi boyagi savolingizga bevosita u yerda turib man hal qilaman deganim, mana men keldim. Man yoshirmayman, bugun Zokirjon Almatov bilan telefonlashdim. Mas nimadan haligi chet eldan man uchib kelganda oxirgi davlatda Toshkent aeroportida man Zokirjon akaga telefon qildim. Aka, mitingdagi man hamma savollarga javob berishim kerak. U kishi aytdi, Ismatjon, man uchib ketyapman chet el safariga 10 kundan keyin kelaman. Mana kecha kelib birdan o'zlari bilib oldi. Biz mana bugun kecha ham efirga chiqib aytdim. Nyu-Yorkdagi miting ishtirokchilari menga kim nima savol bergan bo'lsa, menga chiqinglar. Bu sizni savolingizga eng javob. Men amalim yo'q. Men jurnalistman. Lekin o'zimni mana shu efirlarim bilan, dunyo o'zbeklar sayti bilan jamiyatda ma'lum bir mavqega egaman. Bu o'sha Sharof Rashidov aytgan arbob darajasiga ko'tarildi. Hammamiz shu uchun bu masalalarni ham bemalol hal qilaman. Yana bir gap, agar mabodo nimam yetmasa vakolat, men davlat xavfsizlik xizmatiga, ichki ishlar vazirligiga, bosh prokuraturaga bemalol chiqaman va mani birdan ikki odamlar o'ylashadi. Nima bu? Endi biroz siyosatdan chalg'ib, Ismat aka adabiyotga qaytsak. Siz xalqimizning buyuk shoiri, taniqli dunyo miqyosidagi shoirimiz Abdulla Oripovni eng og'ir so'nggi kunlarida yonida bo'lgansiz. U kishi bilan bog'liq juda ko'p xotiralarni yozdingiz, aytdingiz. Yana u kishi bilan bog'liq aytilmay qolgan va bizning xalqimiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan ma'lumotlar, xabarlar bormi? Agar bo'lsa, ma'lumot ulashishingiz mumkin ham. Abdulla Oripov umrini oxirgi davrlarida bitta jurnalist bilan gaplashdi, men bilan gaplashdi. Ya'ni chaqirdilar uni uchun bordim. Uni yangi biladi, bolalari biladi, mavludani, xo'jayini Mavluda bu qizlari o'sha Amerikadagi xonadonida Houston shahrida yashaydi. Abdulla aka shu uyda turib, u yerdagi dunyodagi eng mashhur kishilar, puldor odamlar, rahbarlar borib yuragini davolatadigan bir Houstondagi juda katta gospital bor, gospital. Juda qimmat. Bitta qon topshirishda o'zi 5000 dollar. Qon topshiruvchi shu qadar qimmat, lekin juda dahshatli mutaxassis ishlaydi. Abdulla akani O'zbekiston rahbariyati Shavkat Mirziyoyev tashabbusi Islom aka istamay juda qovog'ini o'qib qo'yib bergan. Shavkat aka olib kirib bosh vazir buni aytishim kerak. Buni menga Abdulla aka aytdi. Ajoyib jurnalist Ismat Qo'shib bilan muloqotimizni tingladingiz. Bu muloqotdan qanaqa fikrlar, qanaqa xulosalar chiqarish sizning izmingizda. Ismat aka, sizga katta rahmat. Bitta iltimos bor. Marhamat. Men o'sha boya yaxshi esladingiz. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb boshlaganim uchun diniy qo'mitani oldingi rahbariyati xudo rahmatiga o'tib ketdilar. Mani juda bular hurmat qilar ekan bugungisi ham. Bu yaxshi, lekin bugungi man nimamni agar mumkin bo'lsa, mani dunyo o'zbeklarini keyingi 2-3 yilda nimasiga shioriga aylangan to'rt qator she'r bor. Bu Yo'ldosh Ishbekning she'ri. Man shu she'rni o'qib-o'rib, oxiri Yo'ldosh aka umrida davlat mukofoti olmagan odam yaqinda prezident farmoni bilan juda katta mukofot oldi. Menga yetib kelgan gaplarga qaraganda, men shu she'rni o'qib-o'qib, oxiri tepadagilar bu kimni she'ri deb mana shunday bo'lgan deyishdi. Qay darajada to'g'ri noto'g'ri bilmayman. Yana kim o'qiyman? Chon bo'lish tayyor bo'lish. Shu bilan tugatmoqchiman. Agar mumkin bo'lsa. Va esda bo'lsa, Nyu-Yorkdagi mitingda ham mana shu she'r bilan chiqdi. Biz baxtiyor bo'lib
yerimiz kop, bizni zafer kuşacak başımızdan çarkaylanıp kaldırmaçlar kuşacak. Rahmet size, sağ olun.